Ne kadar sıcak. Ne kadar da güzel bir gün böyle. Hey korsan, ne yapıyorsun bakalım burada? Sen de benim gibi sıkıldın öyle değil mi? Ama ben kocaya gidiyorum. Tam kocaya gitme günü. Sen buradan hiçbir yere ayrılmıyorsun. Evimi bekliyorsun, anlaştık mı? Sonra görüşürüz. Hoşça kal bakalım korsan. Sakın eve kimseyi sokma, tamam mı? Hırsızlar gelirse onları kovalayabilirsin. Bugün televizyonda da hiçbir şey yok. Haberler de çok can sıkıcı. Ay nasıl uykum geldi, birazcık gidip dinlersem hiç fena olmaz. İşte kocayı geldim bile. Kocayı. Kapıyı açsana kocayı. İlla vurmam mı gerekiyor kocayı? Aç şu kapıyı. Kocayı evde yok mu acaba? Ay yok. Bu saatte hiçbir yere gitmez. Kocayı, ben geldim. Ay dur, pencereden bakayım. Acaba evde mi yok? Pencereyi de açmamış bugün. Kocayı. Kocayı, gördüm işte oradasın. Açsana kapıyı. Kapıyı neden açmıyorsun? Neden beni kapıda bekletiyorsun? Of, başa gelmiş ya. Ne güzel uyuyacaktım. Şimdi o kadar yaramaz ki her tarafı dağıtacak. Onu bırakıp uyuyamam da. Ne yapsam acaba? Evde olduğumu da gördü. Pencereyi de açık bırakmışım. Yeni silip kapıyı açmak. Ay kocayı, sabahtan beri kapıyı çalıyorum. Neden kapıyı açmıyorsun? Ama şu, çok uykum var. Ben bugün biraz uyumak istiyorum. O yüzden kapıyı açmadım. Sen de tek başına sıkılırsın. Ay yok kocayı, ben hiç sıkılmam. Televizyon izlerim. Sonra da bir şeyler yerim, otururum. Şuna bak ya. Gel demeden içeriye girdi bile. İyi tamam, gel o zaman madem içeriye girdin. Şöyle şuraya da oturayım. Ben şurada uslu televizyon izlerim. Merak etme sen kocayı. Ama ben uykum var. Çok uykum var hem de. Dayanamıyorum, uyumam lazım. Tamam kocayı, tamam sen uyu. Ben televizyon izlerim uslu. Hiç ses yapmam. İyi tamam o zaman. Ben birazcık uyuyup geleceğim. Of, bu masa da buraya sığmadı. Bak sakın ses yapma, tamam mı Maşa? Tamam kocayı, merak etme. Ne kadar da güzel bir çizgi filmmiş bu böyle. Ay şunlara bak. Ay çok komikler. Tıpkı kocayıyla ben gibi. Of, bu da bitti. Ay kumanda nerede acaba? Bunu değiştirmek istiyorum. Ay kocayı bana kumandayı vermeden gittin. Ay gidip şuradan kumandaya bir bakayım. Ay kumandayı nereye koydu acaba? Ay hiçbir yerde de yok. Neyse böyle düğmesine basıp değiştirmek. İnanmıyorum. Televizyon hepten gitti. Galiba bu düğmesiz çalışmıyor. Kumanda bulmam lazım. Kumandasız bunu çalıştıramayacağım. Ama bozuldu galiba. Ay neyse, televizyonu bırakayım da benim yaptığımı anlamasın. Ne yapsam acaba, ne yapsam? Kocayının sandığı. Onun içinde güzel oyuncaklar vardır. Hemen sandığı açıp bakıyorum içinde neler varmış. Bunlar kocayının sirkte kullandığı malzemeleri. Ne kadar güzel. Bunları nasıl oynuyor acaba? Ve şu sandık şurada dursun. Buldum. Bunlar alıyor, böyle atıyor. Hoppa. Galiba bu şekilde oynuyordu. Dur bakayım, şunu da atacağım. Hop. İnanmıyorum. Televizyon. Televizyona çarptım. Ay ne yapacağım şimdi? Kocayı görürse bana çok kızacak. Ay. Masa. Masa da devrildi. Ay kocayı. Kocayı uyanmadı herhalde. Hiç sesi çıkmıyor. Maşo biraz sessiz ol. Duydu galiba. Tamam kocayı, tamam, merak etme. Sadece ayağım takıldı. Ay birazcık daha sessiz olmalıyım. Acaba ne yapabilirim? Of ya. Benim aslında birazcık da karnım acıktı. Dolap burada. Şuna bak. Dolabın önüne de gitmiş koltuğu koymuş. Hop, şöyle koltuğu şuraya itekleyelim. Tamam işte oldu. Burada harika bir ekmek dolabı. Kocayı taze ekmekler de yapmıştır şimdi. Buradan bir tane ekmek alalım. Ne kadar şanslıyım ben. Kocayın ekmeğinden de varmış. Ne kadar da şanslıyım. Sepette de ekmek varmış. Ne kadar güzel, tazecik. Mis gibi de koktu. Ay bu ekmek boş yenmez. Bakalım dolapta neler var. Ekmeğimizin içine sürmem için bir şeyler olması lazım. Hop, açıldı. Bakalım buradan ne alabilirim. Birazcık peynir sürebilirim. Evet, ekmeğimi şöyle peynire batırıp yiyebilirim. Ay birazcık daha.
Çok lezzetliymiş. Ekmek de bitti. Ay ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey kalmadı. Ekmek bitti. Televizyon bozuldu. Oyuncaklarla da oynadım. Ay artık gitsem mi acaba? Ay ama etrafı da çok fazla dağıttım. Buraları toplamadan gidersem kocayı bana kızacak. Önce şu sehpayı kaldırayım. Ay bu çok ağır. Ben bunu kaldıramıyorum. Çünkü ben çok küçüğüm. Sandığı da kaldıramam, o da çok büyük. Başka da yapacak bir şey yok. Neyse ben artık gideyim. Kocayı zaten kalkınca buraları toplar. Kendisi gibi kocaman eşyalar almış. Küçük alsaydı toplardım. Televizyon da bozuldu. Benim bozduğumu anlamaz umarım. Öf ya kocayı. Seninle oynayacağım diye geldim, sen de ben uyudun. Neyse gideyim. Ben de korsanla oynarım. O da sıkılmıştır. Korsan ben geldim. Demek sen de sıkıldın. Tamam, birlikte oynayabiliriz o zaman. Ben de biliyor musun, kocayla oynarız diye gittim ama kocayı uyudu. Ben de burada sıkıldım. Birazcık bir şeyler yedim. Sonra geldim yanına bak. Ben seni çok seviyorum. Ay havlayıp durma ya. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Moşo. Eyvah. Vuru bana böyle. İnanmıyorum. Her yer darmadağın olmuş. Moşo neredesin? Televizyonum da bozulmuş. Kapacık. Eyvah. Hırsız. İmdat. Polis. Polis yok mu? Hırsız girmiş evime. İmdat. Ne oldu kocaya? Ne oldu? Neden bu kadar bağırıyorsun? Ay polis. Evime hırsız girmiş. Evim darmadağınık. Üstelik kapım da açıktı. Ne? Eve hırsız mı girmiş? Ben şöyle bir içeriye girip bir bakayım bakalım. Neler yapmış, neler almış inceleyeyim. Tamam polis bey. Ben de gidip Maşa'ya bakacağım. Maşa. Olamaz. Hırsız Maşa'yı da almış olmalı. Maşa. Bu hırsız bayağı bir dağınıkmış. Şuna baksanıza. Her tarafı darmadağın etmiş. Televizyonu bile bozmuş. Çok ilginç. Ama evden hiçbir şey olmamış. Sadece yemek yemiş. Galiba karnı acıkan bir hırsızdı bu. Gidip kocayı söyleyeyim. Evde eksik hiçbir şey yok. Ama şikayetçi olursa tabii ki de hırsızı yakalayacağım. Maşa işte buradasın. Seni gördüğüme çok sevindim. Ay ne oldu kocayı, ne oldu? Ay ben de seni gördüğüme çok sevindim. Ay Maşa eve hırsız girmiş. Seni de hırsız götürdü zannettim. Ne diyorsun sen kocayı? Ne hırsızı? Ay ne olmuş? Bir şey olmuş mu? Sana bir şey yaptı mı? Hayır Maşa, hayır. Telaş etme. Bana hiçbir şey yapmadı. Çünkü ben uyandığımda gitmişti, yoktu. Ben de seni de kaçırdı zannettim. Evde göremedim çünkü. Ama ne yapmış peki kocayı, ne yapmış? Ay Maşa, dolabı açık bırakmış. Ekmek sepeti açık. Televizyonum bozulmuş. Masamda, sihirde kullandığım oyuncaklarım da hepsi yerlerde. Hepsi darmadağın. İnanmıyorum. Ay kocayı çok mu korktun? Tabii korktum Maşa. Ben o eve nasıl gideceğim bir daha? Ya tekrar hırsız gelirse? O zaman ne yapacağım? Ay Maşa, ben seninle kalmak istiyorum. Tek başıma evde kalamam. Benimle mi kalacaksın? Ay olmaz kocayı, benimle kalamazsın. Çünkü benim bir tane yatağım var. Ben o yatakta tek kişi yatmayı seviyorum. İki kişi olunca o yatakta yatılmıyor biliyorsun. Hem kocayı, senin evine hırsız falan girmedi. Ne? Hırsız girmedi mi? Ay evet hırsız falan girmedi. Ne diyorsun sen Maşa? Ay kocayı, onların hepsini ben yaptım. Demek hırsız sensin. Ne? Hırsızı buldun mu yoksa kocayı? Buldum polis bey, buldum. Hırsız Maşa'ymış. Ne? Hırsız Maşa mıymış? Hadi bakalım Maşa. Doğru benimle geliyorsun şimdi. Hadi çabuk diyorum sana. Kocayı, hırsız değilim. Ben hiçbir şey almadım ki. Sadece birazcık yemek yedim. Ay yürü diyorum sana, yürü. Başkasının evine izinsiz giremezsin. Kocayı. Ne o Maşa? Gördün mü? Sen benim evimi böyle dağıtırsan işte seni de polis götürür. Bak gördün mü korsan? Sen sakın kimsenin evine habersiz girme, olur mu? Dur korsan, ne yapıyorsun? Ay tamam Maşa'yı kurtaracağım. İmdat.